Arkadaşlar bugün sıvılar konusunu işleyeceğiz. Ama önce söylemek istediğim birkaç şey var. K12 ödevleri giriyorum. Videolardan sonra K12'ye bakıp ödevlerinizi yapıyor musunuz? Şöyle bir uygulama yapacağız bundan sonra arkadaşlar. K12'de gördüğünüz o ödevleri çözdükten sonra fotoğrafını çekip tekrar K12'den bana atmanızı rica ediyorum. Çünkü kimin ödev yapıp yapmadığını kontrol edemiyoruz bu şekilde atmadığınız sürece K12'ye ödevler yapılmadı olarak girecek. O yüzden lütfen zamanında ödevlerinizi yapıp K12'ye yollarsanız mutlu olurum. Hadi bakalım bugünkü konumuza başlayalım. Bugünkü konumuz sıvılar arkadaşlar. Katıları geçen derste bitirmiştik. Bugün sıvılar konusunu işleyeceğiz. Şimdi sıvılarda ilk karşımıza çıkan terim viskosita. Geçen dersimizde bundan bahsetmiştim. Viskositeyi hatırlıyor musunuz? akmaya karşı gösterdikleri direnç sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence biz viskosite diyoruz arkadaşlar yani akıcılığın tam tersi o yüzden boşluğa viskosite yazıyorum peki sizce e, moleküller arası çekim kuvveti arttıkça yani molekülleri arasında daha güçlü bağ varsa viskositesi ne olur gençler o da artar çünkü doğru orantılı viskosite ile moleküller arası çekim kuvveti Peki ne demek kohezyon kuvveti? Sıvı moleküllerinin kendi içinde olan etkileşimine biz kohezyon kuvveti deriz. Kohezyon kuvveti iç sürtünmedir ve viskozitenin bir başka tanımı da sıvının iç sürtünmesidir arkadaşlar. Bu da ikinci tanım. İlk tanım, sıvıların atmaya karşı gösterdiği direnç. İkinci tanım, bir sıvının iç sürtünmesi olarak viskositeyi tanımlayabiliriz gençler peki sürtünme nasıl etkileyecek sürtünme azalırsa viskozitede ne olur arkadaşlar azalır yani sürtünme ile viskosite doğru orantılıdır peki devam edelim viskositenin birimi ne diye soracak olursanız viskositenin birimi Newton çarpı saniye bölü metre kare ya da Pascal çarpı saniyedir arkadaşlar şimdi tabloda bize neyi göstermiş farklı sıvılar var ve viskozite değerlerinin farklı olduğunu göstermiş. Bu tabloyu ezberebilecek miyiz? Tabii ki de hayır. Sadece örnek olsun görün diye tablo şeklinde göstermişler. Şimdi buraya baktığımızda bize neyi anlatmak istiyor arkadaşlar? 4 tane deney tüpümüz var. Ve bu deney tüplerinin içerisinde farklı sıvılar var. Biz bu sıvıların içerisine bilyeler atıyoruz. Fark ettiyseniz bilye birinci tüpümüzde daha çok dibe batmış. Fakat dördüncü tüpümüzde daha yukarıda arkadaşlar. Bunun sebebi ne olabilir? Bir düşünün bakalım. bunun sebebi arkadaşlar viskozitedir. Dördüncü tüpümüzdeki viskozite daha büyük. Bu sıvının viskozitesi. Viskozitesi büyük olduğu için bilye dibe batamamış. Ama birinci tüpümüzde viskozite küçük olduğu için bilye neredeyse tüpün dibine doğru gelmiş arkadaşlar. Yani şuradan şu çıkarımda bulunabiliriz. Viskozitesi küçük olan bir sıvıya Bilye attığımızda bilye dibe doğru çöker. Ama viskozitesi büyük olan sıvıya bilye attığımızda bilye dibe doğru çökmüyor. Sıvı da yüzüyor arkadaşlar. Ve viskozitesi e, küçük olandan büyük olana doğru deney tüplerini sıralamış gençler. Peki devam ediyoruz. Şimdi biz az önce kohezyon kuvvetlerinin sıvı moleküllerinin kendi arasındaki etkileşim olduğundan bahsettik. Bir de adhezyon kuvveti dediğimiz kuvvetler var. Bunu aslında fizik dersinde göreceksiniz ama kimyada da yine bir değinelim gençler. Kohezyon kuvveti sıvı moleküllerin kendi arasındaki etkileşim adhezyon kuvveti de sıvı moleküllerinin bulundukları yüzeyle yapmış olduğu etkileşim. Şimdi bu bizi neden ilgilendiriyor? Eğer adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden büyükse arkadaşlar, kılcal boruda şöyle bir yükselme meydana geliyor. Ee, kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden büyükse kılcal boruda alçalma meydana geliyor. Kılcal boruda yükselme meydana geldiğinde sıvı yüzeyi ıslatabiliyor. Fakat alçalma meydana geldiğinde sıvı yüzeyi ıslatamıyor arkadaşlar. Peki bu viski, viskositeyi ne etkileyecek? Etkileyen faktörler neler? Birincisi moleküler arası çekim kuvveti. Biliyorsunuz geçen ünitemiz moleküler arası bağlardı. Çekim kuvvetleriydi. Bu moleküler arasındaki çekim kuvvetleri ne kadar güçlüyse ya da ne kadar artarsa viskozite de o derece artıyor arkadaşlar. Doğru orantılı. Şimdi iki tane molekül vermiş bize. Ve bu moleküllerin viskositelerini bizden kıyaslamamızı istemiş. Biri glikol, biri Bir düşünün bakalım glikol ve gliserin arasında hangi etkileşim var? Şimdi fon grubu elementlerinden oksijen var. Hidrojenlerle bağ yapmış durumda. O zaman hidrojen bağı vardır diyebilir miyiz bu moleküller arasında? Peki hidrojen bağ sayısı sizce glikolde mi daha fazla yoksa gliserinde mi? Şimdi gliserinde fon grubu elementi daha fazla olduğu için gliserindeki hidrojen bağ sayısı glikolden daha fazla. E bağ moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskozitenin arttığından bahsettik az önce. O zaman gliserinin viskozitesi glikolün viskozitesinden daha büyüktür gençler. Hidrojen bağ olduğunu belirledik. Hidrojen bağ sayısı fazla olan da viskozitenin yüksek olduğunu söyledik. O yüzden gliserinin viskozitesi glikoldan büyüktür dedik. Şimdi demiş ki glikol ve gliserin moleküllerini bir arada tutan kuvvetler hidrojen bağlarıdır. Boşluğa hidrojen yazıyorsunuz. Ee, son cümle önemli. Gliserinin viskozitesi glikoldan yüksektir. Şuraya da yazdığımız gibi. Peki birincisi moleküler arası çekim kuvveti arttıkça viskosite artardı. İkincisi sıcaklık. Bunu geçen dersimizde de bahsetmiştim size. Elimizde bal var arkadaşlar. Bal viskositesi yüksek bir sıvıdır. Balı ısıtıyorsunuz. Yani daha akışkan hale getiriyorsunuz. O zaman sıcaklık arttıkça viskozite azalır arkadaşlar. Viskos, viskosite akışkanlığın tersiydi. Viskosite azalıyorsa akışkanlık artar gençler. Tabloda da bize neye örnek vermiş? Suyun farklı sıcaklık değerlerini vermiş ve sıcaklık gitgide artmış. Sıcaklık arttıkça suyun viskozite değerinin azaldığını göstermiş arkadaşlar. Yani sıcaklıkla viskozite ters orantılı. Moleküler arası etkileşimle viskozite doğru orantılıdır gençler. Yine burada sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri diye boşluk bırakmış oraya hemen azalır diyorsunuz çünkü sıcaklıkla ters orantılı olduğunu söylemiştik. Şimdi viskozitenin sıcaklığıyla değişimiyle ilgili günlük hayatta bazı e, olaylarda bundan yararlanıyoruz gençler. Mesela yollar yapıldığında ziftin sıcak dökülmesinin sebebi ona onu daha akışkan hale getirmektir. Ya da sıcak çikolataya baktığımızda normal çikolatadan daha akışkan olmasının sebebi yine sıcak ısıtmışız ve viskozitesini düşürmüşüz. Daha akışkan hale getirmişiz. Ya da az önce verdiğim örnek bal örneği. Balı ısıtırsak daha akışkan hale gelir. Ya da yazın dondurmaların erimesi, sıcaklığın artmasından dolayı daha akışkan hale gelmesi. Ya da yazın oje sürdüğümüzde daha kolay sürülüyor. Çünkü oje sıcaktan daha akışkan hale gelmiştir arkadaşlar. Bunun gibi birçok örneği var. Peki Devam edelim bakalım kaldığımız yerden bir örneğimiz var diyor ki örnekte sıvıların viskoziteleri nasıl değişir bu niceliklerde bakalım moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite artar demiştik yani viskozite moleküller arası çekim kuvvetiyle doğru orantılı sıcaklık arttıkça viskozite azalır demiştik çünkü sıcaklıkla ters orantılıydı molekül boyutu ve doğrusallı şimdi az önceki glikol ve gliserin örneğinden bakabilirsiniz. Molekül boyutu arttıkça viskozite artıyor arkadaşlar. Doğru orantılı. Peki şimdi geldik buharlaşma ve yoğuşmaya. Maddenin halleri ünitesinin en başında ben size bu fiziksel hal değişiminden bahsetmiştim hatırlayın. Buharlaşma ne demekti? Elinizde sıvı bir madde var. Bu maddeyi ısıtıyorsunuz ve bu zamanla buharlaşıyor. Yoğuşma ne demekti? Buharlaşan bu sıvının soğuyarak tekrar sıvı hale, yani gazın sıvı hale geçmesi de yoğuşmaydı. Şurada tepkime üzerinden anlatmış. Su sıvısını ısıttığımızda buharlaşıyor ve gaz haline dönüşüyor. Gazı soğuttuğumuzda yoğuşuyor ve sıvı hale dönüşüyor. Suyu ısıtıp buharlaştırdığımız için buharlaşma ısı alan bir olaydır. Isı alan olaylara biz ne demiştik arkadaşlar? Endotermik olaylar demiştik gaz halindeyken soğutuyoruz ve sıvı hale dönüştürüyoruz. O zaman bu da ısı veren bir olaydır. Yani egzotermik bir olaydır. Egzostan aklınıza tutun diye derste söylemiştim. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buharlaşma dediğimiz olay arkadaşlar bir sıcaklıkta gerçekleşmez. Her sıcaklıkta olabilir. Yani şöyle bir şey duydunuz mu hiç? Su 100 santigrat derecede kaynıyor. Ama su şu santigrat derecede buharlaşıyor diye bir şey duymamışsınızdır. Yani belirli bir kaynama noktası vardır ama belirli bir buharlaşma noktası yoktur. Buharlaşma sıvının her sıcaklığında meydana gelebilir. Ve buharlaşma sıvının yüzeyinden olur genç. Yüzeyinde gerçekleşiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Burası önemli. Buharlaşma dediğimiz olay sıvının yüzeyinde gerçekleşiyor ve belirli bir sıcaklığı yok. Her sıcaklıkta gerçekleşebilen bir olay. İlk boşluğumuza buharlaşma yazıyoruz. Buharlaşmanın tanımını yapmış. Buharlaşma ısı alan, az önce söyledim, endotermik bir olay. O yüzden parantez içine endotermiktir yazıyoruz. Şimdi örnek olarak ne verebiliriz buharlaşmaya? Şimdi biz çamaşırları asıyoruz gençler, seriyoruz. Islak çamaşır zamanla kuruyor. Yani çamaşırdaki su zamanla buharlaşıyor ve çamaşırlarımız kuruyor arkadaşlar. Ya da ellerimize kolonya döküyoruz. Bu aralar en çok yaptığımız şey. Ne oluyor kolonya? Zamanla buharlaşıyor. Ya da bir kapta su, bir kaba su koyun. Bir süre bekletin. Bekledikten sonra o suyun zamanla buharlaştığını göreceksiniz gençler. Peki, gazların ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğuşma dedik az önce. Veya bunun diğer adı yoğunlaşmadır arkadaşlar. Şimdi yoğuşma ısı veren yani az önce söylediğim gibi ekzotermik bir olaydır. Yoğuşmaya örnek ne verebiliriz? Şimdi dolaptan soğuk su çıkardınız. Zamanla bu şişenin üzerinde su damlacıklarının biriktiğini görürsünüz. Ya da yağmurun yağması. Yağmur nasıl yağıyordu? Su önce buharlaşıp bulutlara çıkıyordu, sonra tekrar yoğunlaşarak yeryüzüne sıvı halde tekrar geri geliyordu arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım. Şimdi geldik denge buhar basıncına. Ne demek denge buhar basıncı? Bir kabınız var ve bu kabın ağzı açık arkadaşlar. Bu kaba su koydunuz. Dedim ki zamanla bu su buharlaşacak. Su buharlaştığına göre zamanla bu su miktarı azalacak gençler. Peki bu kabımız kapalı kap olsaydı? Buharlaşan bu su sonra tekrar yoğunlaşarak yoğuşarak sıvı hale geri dönecekti. Ve belli bir süre sonra bu sıvı molekülleriyle bu buharlaşan su molekülleri arasında bir denge oluşacak. Ve bu buharın yapmış olduğu o andaki buharın yapmış olduğu basınca da biz denge buhar basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Yani kapalı bir kapta bulunan sıvınız zamanla buharlaşacak. Buharlaşan bu sıvı tekrar yoğuşarak sıvı hale dönüşecek. Ve bir süre sonra bu sıvı haldeki taneciklerle gaz haldeki tanecikler arasında bir eşitlik söz konusu olacak. Bir denge kurulacak. Bu denge anında bu buharın yapmış olduğu basınca biz denge buhar basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Demiş ki sıvı yüzeyine yakın moleküller enerjileri molekül arası çekim kuvvetlerince yenecek büyüklükte ise sıvı yüzeyinden ayrılırlar. Buna biz ne deriz arkadaşlar? Buhar basıncı deriz. Ya da buharlaşma deriz. Burayı geçiyorum gençler. Burada anlatacaklarım bu kadar. Devam edelim. Denge adı verilen bu olayda buharlaşma hızı yoğuşma hızına ya da yoğunlaşma hızına eşit olur gençler. Boşluklara buharlaşma ve yoğuşma yaptık. Dedik ki denge kurulduğu anda yapmış olduğu basınca da denge buhar basıncı denir. Peki buhar basıncını etkileyen faktörler nelerdir arkadaşlar? Sıvının türü buhar basıncını etkiler mi? Mesela bir kabımızda saf su olsun. Bir kabımızda da alkol olsun. Şimdi saf suyun mu buhar basıncı daha yüksektir yoksa alkolün mü diye size sorarlar. Saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir arkadaşlar. Alkolün kaynama noktası yaklaşık 78 santigrat derecedir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden kaynama noktasını verdiniz? Çünkü kaynama noktasıyla buhar basıncı arasında bir ilişki kurmamız lazım arkadaşlar. Kaynama noktası büyük olanın buhar basıncı düşüktür. Burası çok önemli. Bunu aklınızda tutacaksınız gençler. Peki neden? Mantan oturalım. Şimdi kaynama noktası yüksek olan daha geç kaynayacağı için daha geç buharlaşacaktır. Daha geç buharlaşacağı için de bu buharın yapmış olduğu basınç da daha düşük olacaktır arkadaşlar. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıdır. Bunu unutmuyorsunuz. Yani saf su ile alkolü karşılaştırdığımızda alkolün kaynama noktası daha düşük olduğuna göre alkolün buhar basıncı büyüktür sudan. Bunu unutmuyorsunuz gençler. Yani sıvının türüne bağlıymış. Çünkü sıvıların kaynama noktası birbirinden farklı. Peki moleküler arası çekim kuvvetiyle de ilgisi var mı? Tabii ki de. Moleküler arası çekim kuvveti büyük olanın kaynama noktası da büyük. Kaynama noktası büyük olursa buhar basıncı düşük olur. Yani dolaylı yoldan birbiriyle ilişkisi var arkadaşlar. Peki sıcaklık sizce buhar basıncını nasıl etkiler? Yani ben sıcaklığı arttırırsam daha çabuk buharlaşacağı için buhar basıncı da ne olur? Artar. Yani doğru orantılıdır. Geldik saflığa. Burası da önemlidir arkadaşlar. Bunu da bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi bir saf suyumuz var. Bir de tuzlu suyumuz olsun. Size şu soruyu sormak istiyorum. Saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Bunu biliyorum. Peki tuzlu suyun kaynama noktası kaç santigrat derecedir? Bir düşünün bakalım. Sizce Saf bir maddenin içerisinde çözünen bir madde eklersem kaynama noktasını arttırmış mı olurum, azaltmış mı olurum? Bunu evde şöyle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. 2 tane cezveye su koyun. Birinin içerisinde tuz çözün. İkisini aynı anda aynı ee, ocaklara koyun. Süre tutun. Bakın bakalım. Ne kadar sürede kaynayacak? termometre varsa evlerinizde ölçüm de yapabilirsiniz. Su 100 santigrat derecede kaynıyorken tuzlu suyumuz e, eklediğiniz tuz miktarına göre değişiklik gösterecek ve 100 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklıkta kaynayacak. Yani saf bir maddeye içerisinde çözünen bir madde ekliyorsanız arkadaşlar biz kaynama noktasının yükselmesine sebep oluruz. E, hemen hatırlıyoruz az önce söylediğimiz şeyi. Kaynama noktası yükselirse buhar basıncı düşüyordu. O zaman saf suyun kaynama noktası daha düşük olduğu için saf suyun buhar basıncı büyüktür tuzlu sudan gençler. Buhar basınçlarını kıyasladığımda, kaynama noktalarını kıyasladığımda kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılıydı. Tuzlu suyun kaynama noktası saf sudan daha yüksektir yorumunu yapmanız lazım. Peki şimdi şu cümle çok önemli. Buranın altını çizmemiz gerekiyor. Bunu de soruyor arkadaşlar. Aynı ortamda kaynıyorsa sıvılarınızın cinsi farklı bile olsa buhar basınçları, buhar basınçları birbirine eşit oluyor. Çünkü aynı ortamda oldukları için dış basınçları birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Peki buhar basıncını etkileyen faktörleri konuştuk. Peki buhar basıncı nelere bağlı değil? Bunları da sorarlar. Bilmemiz gerekiyor maddenin miktarına bağlı değil buhar basıncı arkadaşlar ve bu sıvıyı koyduğunuz kabın hacmine bağlı değil. Bir de şöyle yaparlar. Sıvının üzerine bir gaz koyarlar. Bu gazın yapmış olduğu basınca da bağlı değildir. Bunu da unutmuyorsunuz. Peki geldik denge buhar basıncı grafiklerini yorumlamaya. Size şöyle bir grafik verdiğinde buradan şunu anlayacağım. Metanol etanol'a göre, etanol de suya göre daha çabuk buharlaşmış. O zaman metanolün kaynama noktası etanolden, etanolün kaynama noktası da sudan daha küçüktür. Yani kaynama noktası en yüksek olan su, kaynama noktası en düşük olan da metanol. Tam şu noktalar bize zaten kaynama noktası değerlerini de verir arkadaşlar. Metanolün kaynama noktası 65,5 iken etanolün kaynama noktası 78,5, suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Peki şu dikkatinizi çekti mi? Hepsi 760 milimetre civada bir yerde buluşmuşlar. Bu az önce söylediğim altını çizmemiz gereken cümlenin grafiğe dökülmüş hali. Hemen geri getiriyorum. Aynı ortamda kaynayan demiştik. Tüm sıvıların buhar basınçları birbirine eşittir demiştik. O zaman bakıyorum. Kaynamaya başlamışlar artık aynı ortamda bulundukları için buhar basınçları birbirine eşit olmuş arkadaşlar. Bir de grafikten size şöyle sorular gelecektir. Mesela diyecek ki bu grafiği size verecek. Bununla ilgili bir örnek olması lazım. Bakacağız birazdan. Diyecek ki 40 santigrat derecede ki buhar basınçlarını kıyaslayınız. Hemen 40 santigrat dereceden şöyle geliyorum. Bakıyorum. Metanolün buhar basıncı nereye denk geldi? 200'den daha büyük. Etanolün buhar basıncına baktığımda şöyle 122,7'den daha büyük. E, suyun buhar basıncına baktığımda bu da 58,9'dan biraz daha büyük. Yani 40 santigrat derece için okuduğumda metanolün buhar basıncı büyüktür etanolden etanolün buhar basıncı da büyüktür suda. Buhar basınçlarını size belirli bir sıcaklıkta kıyaslamanızı isteyebilir arkadaşlar. Şimdi diyor ki Grafiğe göre aynı ortamda bulunan metanol, etanol ve suyun denge buhar basınçları arasında. Şuraya dikkat edin. Aynı ortamda bulunan diyor. Aynı ortamda kaynayan demiyor. Aynı ortamda kaynayan deseydi hepsi birbirine eşittir yazacaktım buraya. Ama aynı ortamdalar ve buhar basınçlarını kıyaslayın diyor. Metanol etanolden büyük, etanol de sudan büyük. Çünkü kaynama noktası en küçük olan metanol demiştik. O yüzden metanolün Buhar basıncı büyüktür etanolden. Bu da büyüktür sudan diyoruz gençler. Peki grafiği yorumladık, devam edelim. Dedik ki sıcaklık arttıkça buhar basıncı artıyor, doğru orantılı. Size bunu bir tabloda göstermek istemiş. Sıcaklık arttıkça buhar basıncının da arttığını görüyoruz, doğru orantılı. 3. öncülümüzde neydi? Aynı ortamda kaynıyorlarsa buhar basınçları birbirine eşit oluyordu gençler. Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi burada az önceki grafikten okuduğumuz kaynama noktalarını okumayı okuyup yazmamızı istemiş. Hemen grafiği geri getiriyorum. Diyor ki metanolün kaynama noktası metanol buradaydı. Kaynama noktası nereye denk gelmişti? 65,5'a. Hemen ilk boşluğa 65,5 yazıyorum. Etanolün kaynama noktasını istemişti benden. Etanolün kaynama noktası 78,5'a denk gelmişti. 78,5. Suyun kaynama noktasını zaten biliyoruz. 100 santigrat derecedir arkadaşlar. Peki devam edelim. Bir etkinliğimiz var gençler. Bu etkinliği yapalım beraber. Diyor ki size. E Aşağıdaki kapta buharıyla dengede olan X sıvısı bulunmaktaymış. X sıvısının sıcaklığını arttırıyorum. He, sıcaklık artarsa. Sıcaklık T ile gösterilir kimyada arkadaşlar. Sıcaklık artarsa ne olur diye bize sormuş. Denge buhar basıncı sizce ne olur? Sıcaklıkla buhar basıncı doğru orantılıydı. Sıcaklığı arttırıyorsam ben denge buhar basıncını da arttırmış olurum arkadaşlar. Peki gaz molekül sayısı ne olur? sıcaklığı arttırdınız. Sıvı haldeki X sıvısı zamanla ne olacak? Buharlaşacak ve gaz haline dönüşecek. O zaman ben gaz molekül sayısını ne yapmış olurum gençler? Arttırmış olurum. E sıvı gaza dönüştüğüne göre zamanla sıvı miktarım ne olacak? Azalmış olacak. Gaz miktarım arttığı için. Peki birim hacimdeki buhar molekül sayısı ne olur? E, sıvı gaza dönüştüğüne göre birim hacme düşen buhar molekül sayım ne olur arkadaşlar? artar. Peki toplam molekül sayım değişir mi? Kabım kapalı. O yüzden toplam molekül sayısı değişmez diyorsunuz kap kapalı olduğu için. Peki kabım ağzı açık bir kap olsaydı ve ısıtsaydım ne olacaktı? Sıvı buharlaşacaktı. Gaz uçucu olduğu için toplam molekül sayım da azalmış olacaktı. Peki devam edelim. Bir etkinliğimiz daha var. Bunu da yapalım. Demiş ki aynı ortamda ve özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli x ve y sıvıları ağza açık bir şekilde bir süre bekletiliyormuş. Tamam. Diyor ki x'in tanecikler arası çekim kuvveti y'ninkinden fazlaymış. Hmm. x'in tanecikler arası çekim kuvveti y'den daha fazlaysa arkadaşlar kaynama noktası olarak baktığımızda x'in kaynama noktası y'den büyüktür. Çünkü tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası da artar demiştik. E kaynama noktası artıyorsa Buhar basıncı ne oluyordu? Ters orantılı olduğu için azalıyordu. O zaman X'in buhar basıncı Y'den daha düşük olacak. Yani X daha az buharlaşacak. H seviyesinden biraz düşecek ama çok değil çünkü kaynama noktası yüksek. Y'ye baktığımızda X'e göre daha da azalmış olacak gençler. Yani sıvı miktarı tahminen bu şekilde. Y'nin daha az, X'in daha fazla sıvı miktarı kalmış olacak. Evet etkinliklerle devam ediyoruz. Bu etkinlikler sayesinde konuyu pekiştireceğinize inanıyorum arkadaşlar. Şimdi size diyor ki gençler. Aynı ortamda bulunan sıvıların kaynama noktalarını bize vermiş. Hmm. Şimdi kaynama noktası sırasını şurada size yapmak istiyorum arkadaşlar. Kaynama noktası z büyüktür. x'ten x de büyüktür y'den. Bunu tablodan okudum. Okuduktan sonra bana diyor ki aynı ortamdaki buhar basınçlarını kıyasla. Hemen hatırlıyorsunuz. Kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıydı. O zaman ne yapacağım? Bu sıralamanın tam tersi y büyüktür x'ten x de büyüktür z'den diye yazacağım. Kaynama noktası ile buhar basıncının ters orantılı olduğu görüyorsunuz. Çok fazla karşımıza çıkıyor. bunu test, yani bu konunun ödevinde de çok fazla karşınıza çıkacak. Kaynama noktasıyla buhar basıncının ters orantılı olduğunu adımız soyadımız gibi bileceğiz arkadaşlar. Peki moleküler arası çekim kuvvetleri de kaynama noktası ile doğru orantılıydı. Yani moleküler arası çekim kuvveti büyük olanın kaynama noktası da büyüktü. O zaman direkt bu sıralamayı ben buraya yazabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kaynama anındaki he, hemen aklıma o not geliyor. Ne demiştik? Kaynama anında ve bunlar aynı ortamda olduklarına göre buhar basınçları birbirine eşit olacaktı arkadaşlar. Bu güzel bir soruymuş. Güzel bir etkinlikmiş. Peki, devam edelim bakalım. Diyor ki bize arkadaşlar, yukarıda piston sabit iken sıcaklığı arttırırsak ne olur? Biraz düşünün bakalım. Sıvı molekül sayısı ne olur? Sıcaklığı arttırıyorum, yani ben kabımı ısıtıyorum. Isıttığım için sıvı ne olacak? Bir miktar sıvı buharlaşacak. O zaman sıvı molekül sayısı zamanla ne olur arkadaşlar? Azalır. Sıvı buhar haline dönüşüyor çünkü. E buhar molekül sayısı zamanla ne olacak ısıttığım için? Artacaktır arkadaşlar. Peki suyun denge buhar basıncını düşünün bakalım. Gaz miktarım yani buhar miktarım arttığına göre suyun denge buhar basıncı da artacaktır arkadaşlar. Birim hacimdeki buhar molekül sayısı ne olacak peki? E sıvı buhara dönüştüğüne göre birim hacimdeki buhar molekül sayım da yine artacaktır. Sıcaklık arttığındaki yorumum bu şekilde. Peki sıcaklık sabit iken pistonu A noktasından B noktasına getiriyormuşum. A noktasından B noktasına indiriyorum pistonu ben. Yani sıkıştırıyorum. Sıkıştırırsam bu sefer buhar halinden sıvı hale geçiş olacak arkadaşlar. Tam tersi sıkıştırdığında su buharı sıvıya dönüşecek peki sıvıya dönüşeceğine göre sıvı molekül sayım zamanla ne olacak artacaktır peki buhar molekül sayım ne olacak azalacaktır suyun denge buhar basıncı değişir mi Hayır arkadaşlar çünkü kabın hacmine bağlı olmadığını söylemiştik değişmez Peki bilim hacimdeki buhar molekül sayısı değişir mi yine değişmez. Neden? Çünkü zaten sıkıştırıyorum. Hacmi de azaltıyorum. Buhar da azalıyor. Aynı oranda azaldıkları için değişmez yorumunu yapacağız arkadaşlar. Peki geldik buharlaşma hızına. Buharlaşma hızı nedir? Birim zamanda, birim yüzeyden buharlaşan molekül sayısına biz buharlaşma hızı diyeceğiz. Tanımı bu. Peki sizce sıcaklığı arttırırsam ben daha mı çabuk buharlaşır? Daha mı yavaş? Daha çabuk tabii ki de sıcaklıkla buhar basıncı doğru orantılıydı. O zaman sıcaklık artarsa buharlaşma hızı da artar arkadaşlar. Peki sıvı türüne baktığımızda kaynama noktası yüksek sıvıların buharlaşma hızı hemen hatırlayın. Kaynama noktası yüksekse buhar basıncı düşüktü. O yüzden buharlaşma hızı. Peki saflık derecesi. Diyor ki bize Saf suya alkol eklersek. Şimdi saf suyun kaynama noktası 100'dü. Alkolün kaynama noktası yaklaşık 78 santigrat dereceydi. E, kaynama noktası daha düşük bir madde eklersem buhar basıncını arttırmış olurum. E, tuz eklersem saf suya içerisinde çözülen bir madde eklediğimde kaynama noktasını arttırmış oluyordum. Kaynama noktası artarsa buharlaşmam da azalıyordu arkadaşlar. Peki yüzey alanı hemen düşünüyorsunuz. Bir cezveye su koyuyorum bir de tencereye su koyup ocağa koyuyorum. Sizce cezvedeki su mu daha çabuk buharlaşır yoksa tencereye koyduğum su mu daha çabuk buharlaşır? Tabii ki de tencereye. O yüzden yüzey alanının arttırılması buharlaşma hızını da arttırır arkadaşlar. Peki dış basınç? Şimdi dış basınç azaldıkça Kaynama noktası da azalır. Birazdan kaynamayı konuşacağız. Kaynamanın tanımı şu: İç basınç dış basınca eşit olduğu anda kaynama başlar. E, dış basıncı azaltıyorsan, kaynama noktası da azalır. Kaynama noktası azalıyorsa, buharlaşma hızıyla ters orantılı olduğu için buharlaşma hızımız artacaktır arkadaşlar. Peki yine bir etkinliğimiz var. Bu sefer doğru yanlış boşluk doldurma var. Diyor ki buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Evet buharlaşma sıvı yüzeyinde gerçekleşen bir olayda. Buharlaşma maddenin saflığına hmm, bağlı değildir diyor. Maddenin saflığına bağlı olmaz mı? Saf suyla tuzlu suyu hemen aklınıza getiriyorsunuz. O yüzden direkt yanlış. Aynı koşullardaki etil alkolün buharlaşma hızı Sudan daha fazladır. Etil alkolün kaynama noktası yaklaşık 78 santigrat derece. Suyun kaynama noktası 100. E, etil alkolün kaynama noktası düşük olduğuna göre buharlaşma hızı da fazla olacaktır. O yüzden bu da doğrudur arkadaşlar. Peki geldik kaynamaya. Dedik ki az önce kaynama iç basıncın dış basınca eşit olduğu anda başlar. Yani sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu anda kaynama dediğimiz olay olur. Şimdi kaynama dediğimiz olay fokurdama olayıdır arkadaşlar. Buharlaşma sıvının yüzeyinde oluyordu ama kaynama sıvının her yerinde gözlenir arkadaşlar. Kaynama belirli bir sıcaklıkta olur. Yani su 100 santigrat derecede kaynar. Alkol 78 santigrat derecede kaynar diyebiliyorduk ama buharlaşma her sıcaklıkta olabiliyordu unutmuyorsunuz. Peki sıvı buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama noktası diyeceğiz arkadaşlar boşluğa kaynama noktası yazıyorum. Peki aynı ortamdaki sıvı örneklerinden normal kaynama noktası düşük olan sıvıların kaynama noktası düşükse buhar basıncı yüksek, o yüzden buharlaşma hızı yüksektir. E, daha çabuk buharlaşıyorsa uçuculuğu daha fazladır o zaman. Buhar basıncının yüksek olduğunu söyledik. Moleküller arası çekim kuvveti kaynama noktası ile doğru orantılıydı. Kaynama noktası düşükse moleküller arası çekim kuvveti de düşüktür arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. He, şurası da önemli. Buranın altını çiziyorsunuz. Şimdi eğer saf bir maddeyi kaynatıyorsanız siz Kaynadıktan sonra sıcaklığı hep sabittir. Ama saf madde değilse içerisinde bir madde çözdüyseniz kaynama süresinde sıcaklığımız da artacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki bir örneğimiz daha var. Diyor ki kapalı bir kapta belirli bir miktar saf suyun sıcaklığını arttırıyormuşum ben. E, sıcaklık artarsa buhar basıncı da artar. Doğru orantılıydı. Buhar fazlaki molekül sayısı da artar. Çünkü suyu ısıtıyorum. Sıcaklığı arttırıyorum daha çok buharlaşacak. Ve buharlaşmanın hızı da sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıvı miktarım azalır çünkü suyu buharlaştırıyorum artık. Su sıvı halden gaz hale geçiyor. O yüzden sıvı miktarımda bir azalma söz konusudur arkadaşlar. Peki bir örneğimiz daha var. Grafik sorusu. Diyor ki grafikte sıcaklıkta buhar basıncının değişimini vermiş. Ne anlayacaktık bu grafikten? x'in kaynama noktası 78, y'nin kaynama noktası 100, z'nin kaynama noktası 104 santigrat derece. Bakın size dediğim bir örnek soruyu sormuş. 50 santigrat dereceden yukarı doğru çıktım. Hemen x'in buhar basıncını okuyorum arkadaşlar. Burası. Y'nin buhar basıncı burası. Z'nin buhar basıncı burası. Yani x büyüktür y'den, y de büyüktür z'den. O da A şıkkında var arkadaşlar. Soru gayet basit. Grafik görür görmez korkmuyoruz. Peki bu kaynama noktasına neler etki edecek? Sıvının cinsinin kaynama noktasına etkisini zaten az önce söylemiştik arkadaşlar. Burada saf su olsun. Burada alkol olsun. Alkolün kaynama noktası 78 iken suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. O yüzden sıvının cinsi kaynama noktasına ettik etki ediyor. Peki saflık derecesi nasıl etkiler? Yine bu örneği de verdim saf su olsun bir kabımızda. Bir kabımızda da tuzlu su olsun arkadaşlar. Yani içerisinde çözünen bir madde ilave ediyorum. Saf suyun kaynama noktası 100 santigrat dereceyken tuzlu suyun kaynama noktası eklediğiniz tuza göre 100 santigrat derecenin üzerine çıkaracaktır. O yüzden saflık derecesi de önemli. Saf haldeyken daha düşük kaynama noktası içerisinde bir madde çözdüğümüzde kaynama noktasını arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek 20'ye bakıyorum. <laughs> Diyor ki aynı şartlarda bulunan sıvıların kaynama noktaları, donma noktaları ve buhar basınçlarını kıyaslayınız. Hmm, şurada bir kaynama noktalarını kıyaslayalım. Daha az önce söyledim. Saf suyum var ve tuzlu suyum var. İçerisine çözünen bir madde ilave ediyorsam kaynama noktasının yükselmesine sebep oluyordum. O yüzden ikinci kapta bulunan tuzlu suyun kaynama noktası birinci kapta bulunan arı su yani saf su yum kaynama noktasından daha büyük. Peki neyini karşılaştıracaktık? Donma noktası. Kaynama noktası ile donma noktası ters orantılıydı. O zaman bir büyüktür 2'den diyeceğim. Bir de buhar basıncını kıyasla diyor. Kaynama noktası ile buhar basıncı da ters orantılıydı. O yüzden bir büyüktür iki diyorum gençler. Şimdi geldik açık hava basıncına, atmosfer basıncına. Şimdi dış, dış basıncı arttırırsam ben ne yaparım? Sıvının molekülden daha zor ayrılmasını sağlarım. O yüzden sıvının kaynama noktasını arttırırım arkadaşlar. Çünkü tanımı neydi? İç basıncın dış basınca eşit olduğu anda kaynama başlar. Dış basınç ne kadar büyükse iç iç basıncın da o kadar büyük olmasını isterim. O yüzden kaynama noktasını arttırmış olurum. Şimdi burada demiş ki düdüklü tenceredeki basınç tenceredeki havanın basıncı ile buhar basıncının toplamına eşit. Sıcaklığı arttırırsam Düdüklü, ten, düdüklü tenceredeki toplam basınç ne olur arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça artar. O yüzden de kaynama noktasının artmasına sebep oluruz gençler. Peki yükselti nasıl etkiler kaynama noktasını? Biliyorsunuz yükseklere doğru çıktıkça arkadaşlar basıncım düşüyor. Yükseklere doğru düş, çıkıldıkça dış basınç düşüyorsa iç basıncın da düşmesine sebep olur. O yüzden de kaynama noktasının da azalmasına sebep olur yükseklere doğru çıkıldıkça. Yani deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncım azalır. Bunun sonucunda da sıvıların kaynama noktası azalıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu da çok fazla karşınıza çıkacak. Haberiniz olsun. Şimdi buharlaşmayla kaynamayı bir tablo şeklinde kitabımız vermiş. Güzel bir tablo. Arasındaki farkları sorarlar hep. Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belirli bir sıcaklıkta meydana gelir. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Kaynama sıvının her yerinde meydana gelir. Fokurdama dediğimiz olaydır. Buharlaşma düşük sıcaklıklarda da olabilir. Az enerji gerektirir ama kaynama daha fazla enerji gerektiren bir olaydır gençler. Neler etkiler bunları da unutmuyoruz. Buhar basıncını sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Sıvının cinsine bağlıdır. Çünkü kaynama noktaları farklıydı. Hemen saf su ve alkol geliyor aklımıza. Sıvının saflığına bağlıydı. Çünkü saf su ve tuzlu suyun yani içerisinde bir madde çözdüğümüzde kaynama noktasını arttırmış oluyorduk. Kaynama noktası artarsa da buhar basıncı düşüyordu. Ters orantılıydı. Kaynama noktasına etki eden faktörlerden birincisi dış basınç. Dış basınç arttıkça İç basıncın da artması gerektiği için kaynama noktası artıyordu. Sıvının cinsine bağlı olarak kaynama noktaları değişkenlik gösteriyordu. Ve sıvının saflığına bağlı olarak içerisinde bir madde çözdüğümüzde kaynama noktasının yükselmesine sebep oluyordu. Şurayı da unutmayın gençler. Basınç, yüzey alanı, nem, buhar basıncı etkilemez. Sadece hızına etki edebilir. Bunu da unutmayın. Peki devam ediyoruz. Örnek 21. Diyor ki saf bir sıvının kaynama noktası niceliklerinden hangileri arttıkça artar. Yani biz kaynama noktasını arttırmak istiyorum. Isıtıcının gücüyle alakası var mı? Isıtıcı ne kadar güçlü olursa olsun. Su 100 santigrat derecede kaynar arkadaşlar. Isıtının gücü, ısıtıcının gücüyle alakası yok. Dış basınçla alakası var. Çünkü dış basıncı arttırırsanız iç basıncın da o derece artması gerekir. O yüzden de kaynama noktasını arttırmış olursunuz. Yükseklere doğru çıkıldıkça dış basınç azalır. O yüzden kaynama noktası azalır dedik ama biz arttırmak istiyorduk. O yüzden bu da olmaz. Cevap yalnız ki yani A şıkkında var gençler. Peki örnek 22'ye bakalım. Demiş ki suyun normal kaynama noktası 100 santigrat derece. Etil alkolün kaynama noktası 78. Buna göre aşağıdaki sıcaklık ve basınç koşullarında hangi sıvının denge buhar basıncı en yüksektir diye soruyor gençler. Biz buhar basıncının yüksek olmasını istiyoruz. E sıcaklıkla buhar basıncı doğru orantılıydı. O zaman yüksek sıcaklıkları seçmem lazım. Yani B şıkkını ve D şıkkını elemiş olduk. Peki buhar basıncı kaynama noktasıyla ters orantılıydı. O yüzden kaynama noktası düşük olanı seçmem lazım. Etil alkolün daha düşük. O yüzden etil alkol ve 25 santigrat dereceyi seçiyorum. Bir daha söylüyorum. Sıcaklığının yüksek olmasını istiyorum çünkü buhar basıncıyla sıcaklık doğru orantılı. Kaynama noktasının düşük olmasını istiyorum çünkü kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılı. Peki son örneğimize geldik arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki kaplarda bulunan X ve Y sıvılarının denge buhar basınçları birbirine eşittir. Peki farklı sıcaklıklarda olduğunu unutmayın arkadaşlar. Farklı sıcaklıklarda denge buhar basınçları birbirine eşitse Y 30 santigrat derece yani daha yüksek sıcaklıklarda denge buhar basıncını X'e eşitlemiş. O zaman Y'nin kaynama noktası x'ten daha büyüktür yorumunu yapabilirim. E, buhar basıncıyla kaynama noktası ters orantılıydı. O zaman x'in buhar basıncı da Y'den daha büyüktür yorumunu yapabilirim. Bakalım bize ne sormuşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki. Ha, az önce ben zaten sıralamıştım. Y büyüktür x doğru. X'in moleküler arası çekim kuvveti. Hemen hatırlıyorum. Moleküller arası çekim kuvveti büyük olanın kaynama noktası da yüksekti arkadaşlar. Evet X'in kaynama noktası Y'den düşük olduğu için moleküler arası çekim kuvveti de daha düşük Y'den. Bu da doğru. Kaynama anındaki buhar basınçları eşittir diyor. Kaynama anındaki dediği için evet bir de aynı ortamda bulunuyor bu ilk kat. O yüzden buhar basınçları birbirine eşittir. Yani E şıkkı geliyor. Evet arkadaşlar sıvıları da bu şekilde bitirmiş olduk. Lütfen bu konunun üzerinde biraz durun. Çünkü önemli bir konudur. Gerekirse videoyu birkaç kere izleyin. Ödev de vereceğim zaten. Yine sorular kitabımızdan sıvılar kısmını bitireceğiz arkadaşlar bu hafta. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.